Arkadaşlar, daha önceki konuşmalar gibi tamamen muhtemelen rastgele olacak. Böyle. Siz belirleyeceksiniz aslında ama önce küçük bir hikayesini anlatayım bu konuşmanın. Bilim Tekniğe bu ay bir yazı yazdım. Bir sebebi var. Böyle yılda da 3 tane yazı yazmayı kabul ettim. Aslında aktif araştırmayla uğraşan bir insan için ciddi derecede vakit kaybı. Çünkü derleyip toplayıp düzgün bir şekilde anlatmak lazım ve sadeleştirmek lazım. Ama bir sebebi var, o da şu. Biliyorsunuz okulun içerisinde hocaların, en azından benim en çok aldığım sorulardan bir tanesi şey, dönem sonuna doğru oluyor. Hocam işte 100 üstünden 35 aldım, geçer miyim kalır mıyım? Veya ne gelir bana? Okulun dışında da en çok gelen soru veya yorum şu. Hocam bu fizikten nefret ediyorum. Neden? Yani o neden olduğu belli. Yani muhtemelen fizik diye gördüğünüz şey sadece işte eğik düzlemden taş yuvarlama veya ne bileyim bir şekilde ufak tefek böyle Galileo'nun yaptığı problem çözümleri. Yani Galileo 1642 yılında vefat etmiş modern fiziğin diyelim ki en büyüklerinden bir tanesi. Tabii bir taş yuvarladınız, ne bileyim yukarıya doğru attınız falan derken sıkıcı, gerçekten sıkıcı düşündüğünüzde. Yani o yüzden insanların çoğu fizikten bir şekilde nefret ediyor. Pek çoğu da tabii ki bilmiyorlar. Yani hepinizin başından geçmişti. Ben doktor öğrencisiyken İstanbul Havaalanı'nda bekliyorum, oturuyorum uçağa, oraya gideceğim, Minnesota'ya. Şöyle karşılıklı bir, yaşlı bir beyefendiyle oturuyoruz. Tabii sohbet başlıyor doğal olarak. Türkler çok fazla duramıyor. Birkaç dakika içerisinde yorumlar başlar değişik bir şekilde. O Fransa'ya gidiyormuş, ben Amerika'ya gittiğimi söyledim. Ondan sonra bir iki soru daha. Dizinin ağrıdığını söyledim. Ben fizikçi olduğumu söyledim. O da dizinin ağrıdığını söyledi. Ondan sonra ben matematiksel fizikçiyim dedim. O matematik kısmı ilgisini çekmedi onun. Fizikçiye de gittik ama bir türlü problemi çözemedik. Ardından ne yapmam lazım? Sonuçta Amerika'da okuyan Türkiye'den birisi bilgi danışıyor. Muhtemelen tutsanız şey olacak. Bilgisini kıskanıyor. Doktor. Söylemiyorum. İlla bunun muayenehanesine gideceğiz bizden. Para alacak öyle bilgi verecek. Ben de tabii genel şeyler söyledim. Yani fazla merdiven çıkmayın. Şekeri azaltın. Ne bileyim. Kendinizi zorlamayın. Tabii. Yani toplumun genel olarak fizik algısı bu. Çok da şey değil yani. Kimseyi suçlamamak lazım. Bu şekilde. Ben fiziği birazcık daha farklı görüyorum. Şimdi pek çoğunuz belki bu yazıda da belirttim. Bir şekilde okusanız belki daha iyi olabilir. Okuyanlar için de Fermi'nin bir sözünü hatırlatayım size. Başka bir seminerde de hatırlattım. Daha önce bildiğimiz şeyleri duymaktan aldığımız zevki küçümsemeyi diyor Fermi. O yüzden zevk alabilirsiniz. Belki daha önce okuduysanız veya bu söylediklerini biliyorsanız. Fizik tabii ki hareketle ilgili bir şeyler söylüyor. Doğru. Yani cisimlerin hareketi, dinamiğiyle ilgili şeyler söylüyor. Ama bundan çok daha derin şeyler söylüyor. O da bu evrende nelerin var olabileceğini, makroskopik boyutlarda ve mikroskopik boyutlarda nelerin var olabileceğini söylüyor. Bu aslında muhteşem bir şey. Yani bu dinamikten, hareketten çok daha değerli bir şey. Şimdi hareketle çoğu zaman ilgileniyoruz. Çünkü derdimiz gelecek aslında. Gelecek kaygısı var. Yani bilim büyük ölçüde şeyle ilgili, tahminle ilgili, gelecek tahminiyle ilgili ama şimdi örnekler vereceğim size. Fizik bundan çok daha derin. Bu evrende neler var olabilir? Aslında bilmiyorum daha önce bu şekilde düşündünüz mü? Belki farkına varmadan düşündünüz. Yani burada verdiğim örneklerden bir tanesi çok basit. Herkesin kafasına, belki küçük çocukların bile kafasına şu yerleşmiştir yani 4-5 yaşından sonra. Örneğin şu kalemden 100 tane size versem, 100 tane, üst üste bu şekilde dizin desem, bunun uzun süre var olamayacağını hemen bilirsiniz.
Değil mi? Yani kalemler neden uzun süre var olamazlar? İncelediğinizde aslında deney yapmadan önce bunu nasıl ispat edebiliriz? Efeştirema ve tork kanunları, o Newton'un kanunlarını kullanıp böyle yapının kararlı olamayacağını söyleyebiliriz. Değil mi? Böyle bir yapı kararlı olamaz. Uzun süre var olamaz. Şimdi tabii ki mesela inşaat mühendisleri için bu çok daha ciddi bir şey. Bir bina var olabilir mi uzun süre? Değil mi? Onu kağıt üstünde oturup çıkarmak zorundalar. Neyle çıkarıyorlar? Fizikle çıkarıyorlar. Rastgele binaları yapıp hadi bakalım bu var olabiliyor mu? Var olamıyor mu diye sorduklarında insanlar içinde perişan oluyor, değil mi? Dolayısıyla makroskopik düzeyde en azından bunları biliyoruz. Uzun süre var olamayacak veya var olabilecek yapıları çıkarabiliyoruz. Bazı soruların cevabını tam olarak veremeyebiliriz. Mesela diyelim ki Güneş sistemi. Güneş sistemi 15 milyar yıl var olabilir mesela. Bu tür sorular belki çok uzun olduğu için, çok karışık olduğu için cevap verilemeyebilir ama analitik olarak çözüm bulamadığımızdan dolayı ama en azından belli periyotlar için bunları söyleyebiliyoruz. Şimdi bakın, çok temel bir soru sorayım. Aslında şuradan başlayabiliriz. Hayat, yani bildiğimiz mesela proteinlerden oluşmuş hayat, değil mi? En temel düzeyde nasıl bir sıcaklıkta var olabilir? Fizik hiç bu odadan çıkmadan fizik bununla ilgili bir şey söyleyebilir mi? Aslında bir saniye, bu örneği dedim ya biraz rastgele olacak. Bu örnek dursun bir saniye. Ondan önce fiziğin benim açımdan çok sade bir güzelliğini gösteren bir örnek yapayım. Yani bunu da sevmezseniz hani neyi seversiniz diyeceğimiz bir şey. Bakın şu odadan çıkmadan, direkt ortaokul bilgisiyle atmosferin kütlesini hesap edebiliriz. Teorik fiziğin muhteşem bir tahmini olarak ve onu da ciddi deneyler yapıp belli ölçüde bir yaklaşım bulan insanlarla kıyaslayabiliriz. Nedir atmosferin kütlesi? Nasıl hesap edebilir? Ortaokul fizik bilgisiyle. Hatta burada çok böyle genç, dinamik bir fizik adayı var. Belki o da yapabilir. Nasıl bulabiliriz atmosferin kütlesini? Hemen ben size söyleyeyim. Şimdi dünya, dünyanın yüzey alanı değil mi? 4 pi re kare. Atmosfer basıncına kadar P0 değil mi? Bir atmosfer. P0 çarpı 4 pi re kare ne oluyor? Atmosferin uyguladığı kuvvet. Nereden geliyor? Atmosferin kütlesi çarpı G. Atmosferin ağırlığı. Bakın. Şimdi 4 pi re kare. Ya bunu da kim bulacak da diyebilirsiniz. Ben de size derim ki hadi bu lise bilgisi olsun. 9.8 dediğimiz o ivme G dünyanın kütlesi bölü re kare. Tamam mı? Buradan re kareyi çektiğimizde G dünyanın kütlesi bölü küçük G. Ve şurada yerine koyalım. Atmosferin kütlesi eşittir. P0 bir atmosferdi. 4 pi re kare öyle değil mi? 4 pi G dünyanın kütlesi böyle bu G bir de bu G var. G kare. Yaklaşım yapıyoruz. 4 pi yaklaşık 10. Değil mi? G de yaklaşık 10. O zaman ne çıktı? P0 çarpı büyük G çarpı dünyanın kütlesi bölü 10. P0'ı size söyleyeyim. 10 üzeri 5 Newton bölü metrekare. 10 üzeri 5. Şu ne? Benim birinci sınıf fizik öğrencilerim var. Neydi Newton sabiti? 6 nokta? 67 çarpı 10. Ben o kadar hassas değilim. 10 üzeri eksi 11 olsun. Dünyanın kütlesi her neyse. O dursun şu an. Çok önemli değil. Böyle yani yaklaşık ne çıktı? 10 üzeri 6. 10 üzeri eksi 5. Biraz kötü hesap yaptım. Biraz diğer rakamları topladığınızda dünyanın kütlesinin milyonda biri kadar.
Şimdi belli yerlerde ölçüm yapıp, belli yoğunluğu bulup, atmosferin yaklaşık ne olduğunu hesap edip yapanlar bu rakama ulaşıyorlar. Şimdi bakın, böyle bir sadece oda içerisinde küçük bir hesapla bu kadar mükemmel bir şey söyleyebiliyorsunuz, öyle değil mi? Şimdi buradaki tabii her bir tanesi için ayrı bir deney lazım. Yani bunu bulabilirsiniz. Bu çok eskilerden beri gelmiş. Ama şunu demek istiyorum. Aşırı derecede zor olmayan ama koskoca atmosferle ilgili bilgi veren bir şey. Teori fiziğin, yani bu teori fiziğin, hatta fiziğin gerçekten bu kuvvetli yönü var. Yani tahmin edebilme ve deneyden önce aslında, deneyden önce pek çok şey söyleyebilme kabiliyeti var. Peki şimdi bu hayatla ilgili şeye dönelim. Bu da aslında çok güzel bir örnek. Şimdi bakın, birinci sınıflar var biliyorum ama çok aşırı derecede önemli değil. Çok basit argümanlar kullanacağız. Şimdi bir defa sonuçta hücrelerimiz veya bir protein atomlardan oluşuyor. Öyle değil mi? Hayatın devam edilmesi için öncelikle atomun atom olarak kalması gerekir. Yani en basit atom hidrojen atomu. Hidrojen atomunda bir proton var, bir de elektron var. Bu atomun özelliklerini proton ve elektronun kütlesi ve aralarındaki etkileşim belirliyor. Öyle değil mi? Elektriksel etkileşim belirliyor. Ve kuantum fiziğinin kuralları belirliyor. Çok basit bir şekilde hesap yaptığınızda şunu fark ediyorsunuz ki, zaten kimyadan da belki hatırlarsınız, elektronun bu sistemin toplam bağlanma enerjisi işte -13.6 elektron volt gibi bir şey. Bunu elektronun kütlesi cinsinden bulabilirsiniz. Bir de ikisinin etkileşimi cinsinden. Yani enerji -13.6 elektron volt. Bunu yine odadan çıkmadan bu arada söyleyebilirsiniz. Yani bu direkt elektronun kütlesiyle ince ayar sabitiyle orantılı bir şey. Yani aralarındaki etkileşim olarak. Şimdi elektronu protondan koparmak için bunu bu kadar enerji vermemiz lazım. Bu enerjinin de bir sıcaklık karşılığı var. Yani şurada bir hidrojen atomu olsa, bu ortam çok sıcak olsa çarpışmalar sonucu o enerji elektronunu kaybeder. Bu da tam olarak bunun artılısının 13.6 elektron volt yaklaşık 120 bin kelvine karşılık geliyor. 120 bin yazdım mı? 120 bin kelvine karşılık geliyor. Hemen şunu söyleyebiliriz. Bir yerde sıcaklık 120 bin kelvinin üstündeyse o atmosferde, orada bir defa hidrojen atomu hidrojen atomu olarak kalamaz. Demek ki hayat 120 bin kelvinin altında olacak. Ama hidrojen hayatının, hidrojenin hayatı o. Hidrojenden hidrojenleri birleştirip, değil mi? Daha büyük moleküller oluşturmamız lazım. Yine odadan çıkmadan iki tane, en azından iki tane hidrojen birleşsin. Hidrojen molekülü olsun. Öyle değil mi? Ki onun üstüne su olacak vesaire. Başka bir şey. Yine odadan çıkmadan şunu fark ediyoruz. Buradaki şu enerjiyi protonun kütlesi belirlemiyor. Proton çok ağır daha doğrusu. Elektronun özellikleri belirliyor ama burada protonlar, yani iki tane ayrı hidrojen atomu birbirine bağlanacağından dolayı bağlar birazcık daha zayıf olacak. Daha kolay kırılacak bu bağlar. Tamam mı? Ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu odanın sıcaklığı ne kadar? İşte 300 Kelvin falan mı? Diyelim. 3. Oda sıcaklığı 400 Kelvin deniyor yaklaşık. Şunu bilmenizi istiyorum. 400 Kelvin olsun. 400 Kelvin bir ortalama bir sıcaklıktan bahsediyoruz. 400 Kelvinlik bir oda içerisindeki hava molekülleri çok farklı hızlara sahip. Ve dağılım gösteriyorlar. Bir kısmı çok hızlı. Bir kısmı da şu odada 500 metre bölü saniye. Ortalama 500 metre bölü saniye. Ama bunların %10'u %10'u sanki 120 bin kelvinlik sıcaklığa karşılık gelecek hızlara sahip.
Dolayısıyla hemen şunu düşünmemiz lazım. Bu odanın sıcaklığı eğer bunu 12.000 Kelvin'in altında olmazsa 12.000 Kelvin bunun içerisindeki şu 120.000 Kelvin'in sıcaklık içerisindeki yüzde olan gelecek bizim oluşturmaya çalıştığımız hidrojen atomuna zarar verecek. Tamam mı? Birdenbire 10 faktör aşağı indik. 12.000 Kelvin. Hala çok uzak oda sıcaklığından. Şimdi geliyoruz buraya. Hidrojen molekülü 12.000 Kelvin'lik bir yerde hidrojen molekülü olarak kalabilir. Değil mi? Sıkıntımız bu. Şimdi burada da dediğim gibi proton var, elektron var. Yine basit hesapla. Yani bu ikinci sınıf değil de üçüncü sınıf veya modern fizik görenlerin yapabileceği bir hesap. Şunu fark ediyorsunuz. Buradaki ilgili enerji elektronun kütlesi bölü protonun kütlesinin karekökü. Bu titreşim enerjisi. Bunun orantılı. Yani bu çarpı işte 13.6 elektron volt. Tamam mı? Bu azalıyor. Bu ne kadar? Belki hatırlayan vardı. Açıklayamadığımız, evrendeki açıklayamadığımız sayılardan bir tanesi. Elektronun protona oranı. 1836. Bununla ve şu %10'la çarptığınızda arkadaşlar şu yaklaşık 42 1/42 civarında. Dolayısıyla 1/42 çarpı 12.000 Kelvin alın size o da sıcaklığını söylüyor. Yani şunu söylüyor. Eğer moleküllerden oluşmuş bir hayat olacaksa bir defa bu arkadaş ya bir boşlukta yaşamalı varsa öyle bir kabiliyeti ya da bir atmosferde yaşayacaksa o atmosferin sıcaklığı kesinlikle ve kesinlikle 400 veya 300 Kelvin'den fazla olmamalı. Zaten yumurtayı pişirirken ne yapıyorsunuz? İşte diyelim ki 1000 Kelvin'e falan çıkarıp proteinleri bozup ondan sonra pişirdik deyip kendi kendinize avurup yiyorsunuz. Öyle değil mi? Pişirme nedir? Yapılarını bozuyorsunuz molekülde. Öyle değil mi? Şimdi hayatın var olabilmesi için atmosferin böyle olması lazım. Şunu diyebilirsiniz ya çok böyle daha farklı mekanizmalar işliyor falan. O ayrı ama teorik fizik en temel düzeyde size bir kısım şeylerin var olup olamayacağını söylüyor. Burada yapmayacağım ama inceleyebilirsiniz. Bir insanın boyunun ne kadar olabileceği, yani bizim boylarımız şunu sorabilirsiniz. Ya biz niye bu kadarız? Hani hiç 125 metrelik bir insan görmüyorsunuz etrafta. Öyle değil mi? İncelediğinizde temel sabitler cinsinden G, Newton sabiti. Zaten takdir edersiniz ki bu Newton sabiti bizim yani biraz çok daha büyük olsaydı çok daha küçük olmak zorundaydı. Öyle değil mi? Dünya çekecekti, kıracaktı. Belimizi bükecekti yani. Bir nötron yıldızı üstünde böyle dolaşabilir misiniz? Dolaşamazsınız. O yüzden direkt olarak bir insanın, tabii bir insan mı bir fili bu konuda ayırt edemezsiniz veya bir böcek neyse de belli bir aralığı temel sabitler cinsinden yazabilirsiniz. Ne kabul edeceksiniz? Düştüğü zaman kırılmayan, öyle değil mi? Moleküllerden oluşmuş, dünyada yaşayan bir varlık. Her zaman için birkaç faktör, yani bir faktör, iki faktör, üç faktör, bunlar değişir. Ama bunlar belirli. Şimdi burada başka örnekler verdim. Mesela dedim ki, şu soruyu sorun. Yeryüzünde neden çok büyük dağlar yok? 1000 kilometrelik bir dağ yeryüzünde neden yok? Veya 1000 kilometrelik bir çukur neden yok yeryüzünde? Veya gökyüzünde neden şöyle bir yıldız yok? Hep böyle çiziyoruz ama gökyüzündeki yıldızların tamamı küresel simetrik. Yani hafif şekilleri eğridir. Dünyanın da birazcık şekli eğridir. Dünya şöyle bir şey. Şurası ile şurası arasındaki fark 10 kilometre kadar. En derin çukur da 10 kilometre. En yüksek dağ da 10 kilometre. Dünyanın yarı çapı 6500 kilometre. Bakın
6500 kilometre içerisinde 20 kilometre nedir ki? Öyle değil mi? Dünya pürüzsüz. Neden? Neden 1000 kilometrelik bir dağ yok? Yani şöyle bir dağ yok. Veya böyle bir yıldız yok. Momentum. Hı? Momentum. Ne momentumu? Angular momentum. Çünkü angular momentum değil. Şimdi mesela şunu alıp döndürebiliriz. Ama bu yuvarlak olmak zorunda değil. Hı? Kütle çekimi. Kütle çekimi arkadaşlar. Cisimler, büyük kütleli cisimler kendilerini çekiyorlar. Diğer parçalarını ve derli toplu bir hale geliyorlar. Derli toplu. Cisim ne kadar büyükse o kadar derli toplu oluyor. Küçük cisimler şekil alabiliyorlar. Gökyüzünde mesela sandalye şeklinde bir yıldız bulamazsınız. Öyle olmadığından dolayı değil, öyle olamayacağından dolayı. Geçici bir süre siz ayarlayabilirsiniz. Dünyadaki bütün enerjiyi harcayın, gökyüzünde şöyle üç boyutlu sandalye şeklinde bir şey oluşturduğunuz ne olacaktır? Değişik parçaları birbirlerini çekecek ve kısa bir süre sonra yuvarlak bir şekilde alacaktır. Dağlar çok 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 büyük olsaydı, içeriye doğru çekildiklerinden dolayı pürüzsüz olacaktı. Hatta şunu söyleyebilirim, bakın. Evrendeki kendisini en fazla çeken cisimler, görebildiğimiz nötron yıldızları. Bunlarda hiç pürüz yok. Kara deliklerde göremiyoruz ama ben size garanti ediyorum. Bunlarda zannediyorum belki bir atom boyu kadar da şey bulamaz. Pürüz bulamaz. Zaten materyalin ne olduğunu bilmiyoruz. Kara deliğin materyalinin. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Diğer nesnelerin neden oluştuğunu biliyoruz da kara delik materyalinin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden öyle. Şimdi geri dönelim. Bakın. Temel argümanım neydi? Fizik nelerin var olabileceğini söyleyebiliyor. Şimdi çok değişik sorular sorabiliriz. Bu tür argümanlar olarak hepsine cevap veremeyebiliriz. Hepsinin bilimsel olup olmadığını bilemiyoruz. Yani mesela buna bir tane örnek vereyim. Güneş dünya mesafesi. Öyle değil mi? Hassas bir mesafe aslında. Bunu temel bir şekilde açıklayabilir miyiz? Yani bu bir fizikle açıklanabilecek bir mesafe mi? Bence değil. Şu ana kadar böyle bir açıklama bulunabilmiş durumda değil. Yani nitekim başka şeyler var, gezegenler var. Onlar gayet uzakta duruyorlar, istedikleri yerlerde durabiliyorlar. Hayat için bu mesafe oldukça değerli. Çok değerli dediğim o, yani popüler düzeyde belki okuyorsunuz, yok bir metre yakın olsaydı. Öyle değil tabii çünkü milyonlarca kilometre fark oluyor eksende. Öyle değil ama hayat için o da çok değerli. Ama bu tür sorular sorabiliriz, bir kısmı belki bilimsel olmayabilir. Temel bir şekilde açıklamamız mümkün olmayabilir. Şimdi, bu makroskopik dünyadaki var olabilen şeyler, tamam sanıyorum zaten bu kolay bir şekilde anlaşılabilir. Yani zaten içgüdüsel olarak biliyoruz yani. Tamam mı? Çocukluktan itibaren, şimdi ben 3,5 yaşında kızım var, sonuçta şeyi biliyor. Önünde bir engel varsa ayağını kaldırıyor. Öyle değil mi? Bunu kazanıyorsunuz. Niye ayağını kaldırıyor sorsam cevap veremeyecek ama daha önce 10 defa düşmüş, kaldırıyor. Belki eskiden binaları yapanlar da öyleydi. Yani bu statik bilgileri, çok bilgiler Newton'dan sonra ciddi derecede yerleşti. Daha önce belki de bir miktar böyle deneme yanılma veya hafif çıraklık usulü yapıyorlar. Böyle tahmin ediyorum. O da mümkün ama en nihayetinde makroskopik dünyada var olabilen şeyleri biliyoruz. Makroskopik dünyanın tabii bir farkı var. Geçici olarak pek çok şeyi var edebilirsiniz. Geçici. Yani az önce söylediğim o bütün saçmalıkları, kartlardan veya çöplerden binalar yapmak vesaire. Mikroskopik dünyada iş çok daha ciddi. Her şey var olamıyor. Şimdi oraya gelelim. Ve size silgi arıyorum da esas sürekli dolaşmanın sebebi yok. Bu arada soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok.
Şimdi bakın, fizikçiler ısrarla 1960 yılından beri bu Higgs teorik fizik, bu Higgs parçacığı var. Var. Gördünüz mü daha önce? Yok. Nerede var? Bizim denklemlerimizde var. İyi güzel de sizin denklemleriniz A4 üstüne veya bilgisayarda yazdınız. Milyarlarca dolar insanlar para verecekler de sizin denklemlerinizdeki parçacığı mı arayacaklar? Öyle değil mi? Yani varlığa nasıl bir delildir bu böyle? Benim denklemlerimde bu parçacık var. Kaç yıl geçti? Belki işte 50 yıl geçti. Israrla var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani varlığı o kadar kesinmiş gibi insanlar hareket ediyorlardı ki hiçbir şekilde makalelerde çok rahatlıkla o varmış gibi davranıyoruz. Yani öyle bir parçacık henüz gözlenmemiş. 60'larda birkaç teorik fizikçinin kafasından çıkmış. Ama biz sanki böyle 40 yıllık arkadaşımız, bildiğimiz bir şey görmüşüz gibi hesap ediyoruz. Bu nasıl mümkün olur? Şimdi onu söyleyeyim size. Bu aslında biraz bir önceki seminerimle de bir miktar bağlantılı. Bu en son spin mi, kütle mi bir seminer yaptık ama onunla da bağlantılı. Şimdi klasik fizikte cisimler çok değişik şekilde etkileşebilirler. Yani cisimleri hızlı çarparsınız, yeni kuvvetleri icat edersiniz. Temel düzeyde onlar aynı kuvvetlerdir ama klasik fizikte kafanızdan iki cismi etkileştirecek istediğiniz şey yaparsınız. Mesela onlarca yay koyarsınız, tamam mı? Onlarca yay. İki tane verilen cismi farklı bir şekilde etkileştirebilirsiniz. Bir kütle burada, diğer kütle burada. Çok farklı şekillerde etkileştirilebilir. Mikroskopik fizikte bu böyle değil. Siz istediğiniz gibi elektron, bir elektronla kuvvetli veya farklı bir etkileşimle etkileşim. Etkileşimler belirlenmiş durumda. Bu çok önemli. Etkileşimler belli. İkincisi, etkileşecek parçacıklar belli. Ve bunlar sadece deneyciler tarafından bulunmuyor. Çok temel bir kısım argümanlar kullanılarak teorik olarak da test ediliyor. Dolayısıyla parçacıklar da belli. Parçacıklar nasıl belli olabilir? Yani düşünün ki bizim konuştuğumuz parçacıkların her biri 10 üzeri eksi 18 santimden daha küçük boyutlar. Aslında boyutsuzlar, boyutları yok. 10 üzeri ama en azından deneysel olarak söyleyelim. Yarı çapları metre. 10 üzeri eksi 18 metreden daha küçük şeyler hakkında var veya yok diyebiliyoruz. Tamam mı? Bu nasıl olabilir? Bu relativite teorisi ve kuantum fiziği. Bu arada burası çok sıcak. Bir şekilde Caner, o kapıyı açsan, şuradan bir şeyler açsak olmaz mı? Çok klimayı alabiliriz. Çünkü her ne kadar hidrojenlerin yoğunlaşması da o şeye doğru yaklaşıyoruz yani. Şimdi bakın. Klimayı alabiliriz. Klasik fizik etrafındaki cisimlerin varlığını açıklayabilir. En temel düzeyde atomun varlığını açıklayabilir. Atomun varlığını açıklayamamasının nedeni şu. İvmelenen bir yük radyasyon yayıyor. Bu gözlemlenmiş. Ve Maxwell'in denklemleri de zaten bunu söylüyor. Maxwell artı Lorentz denklemleri. Atoma baktığınızda da klasik olarak bir elektron var, bir de proton var ortada. Proton biraz hacmi olan, elektron ise hacmi olmayan bir cisim. Bu radyasyon çok kısa bir süre içerisinde elektronun dönme enerjisini tüketip kinetik enerjisini çekirdeğe düşmesine neden oluyor. Atom var olamıyor klasik cisim. Dolayısıyla bunun değişmesi lazım. Şimdi onun yerine kork. Efendim? Hocam bir de söyleyebilir miyim? Kabuklu olduğu için öyle bir hocam.
Nasıl? Atom akımı konuşun. Nisan orası da o yüzden sadece belli durumlarla bulunabildiğini göstermiş. Doğru. O kuantum fiziğin böyle. Yani klasik fizikte Newton'a sorsanız, Newton'a desiniz ki böyle bir nesne var. Bunun ömrünü hesap et. Newton işte bir ne kadar? 10^-16 saniye falan. Yani 10^-16 saniye civarında bir şey çıkarır. Ve Newton gider yatar. Hiçbir rahatsızlık duymadan. Ama temelde madde atomlardan oluşmuş. O yüzden atomun varlığını açıklamamız lazım. Atomun varlığını açıklayabilmek için biliyorsunuz kuantum fiziği gerekli. Kuantum fiziği klasik fizikten tamamen farklı. Klasik fizikte cisimlerin yörüngeleri var. Ondan sonra pozisyonlar var. Üstüne etki eden kuvvetler var. Siz pozisyonu ve hızını biliyorsunuz. Gelecekte ne yapacağını söyleyebiliyorsunuz. O yapmak zorunda. O yaparken siz gidebilirsiniz başka bir yere. Tekrar geldiğinizde o sizin beklediğiniz şeyleri yapıyor olacaktır. Yani şu kalemin yere düşmesi oluyor. Yani şöyle, kalemi bıraktınız, arkanıza döndünüz. Ne kadar süre sonra düşeceğini biliyorsunuz. Muhakkak düşecek. Muhakkak. İlk hızlar verildiğinde, öyle mi? İlk hızla pozisyon verildiğinde aslında bilgi bitmiştir. Devamı nedir? Devamı senaryonun realize olması. Senaryo hazır çekilmiş. O yüzden Newton fiziği, mesela Laplace gibi insanlar şunu demişler. Bana şu an yeryüzündeki bütün cisimlerin pozisyonlarını, hızlarını verin. Gelecekte ben ne olacağını söyleyeyim. Yani yaşamanıza gerek yok. Her şeyi ben size anlatırım. Ama bu abartı. Ama klasik fiziğin deterministik mantığı bu. Fakat atomda bu işlemiyor. Gördüğünüz gibi. Atom tamamen farklı. Hatta atomun öyle bir garip bir özelliği var ki hidrojen atomu normalde hani güneş sistemine falan baktığımızda böyle belki karnınız açtı. Lahmacun gibidir öyle değil mi? Hep bir düzlemde hareket eden bir şeyler. Gezegen. Rastgele bütün üç boyutlu uzayda hareket etmezler. Bir tane gezegen bir düzlemde. Açısal momentumun korunumundan dolayı. Bu elektron hidrojen atomunda bir tane elektron bir şekilde hidrojen atomunun etrafında tamamen aynı anda her yerde bulunabiliyor. Dolayısıyla klasik fiziğin kuralları tamamen çöküyor. Yani küresel simetrik bir nesneden bahsediyor. Tamam mı? Kuantum fiziği harika. Ama kuantum fiziğinin eksikleri var. Kuantum fiziği diyor ki proton ve elektron varsa elinizde sonsuza kadar proton ve elektron vardır. Mesela ışık çıkaramazsınız bir hidrojen atomunda. İlk baştaki kuantum fiziğinden var. Ama ışıma var, şimdi gözümüz görüyor, öyle değil mi? Işık gelip gözümüzdeki atomları çarpıp onları yukarıya kaldırıyor. Devamında sinyal vesaire bir sürü şey var. Işıma var. Işımanın ışık yayma. Bir atomun ışık yayması Heisenberg, Schrödinger, Bohr, ondan önceki insanların kuantum fiziğiyle açıklanamıyor. Ne olması lazım? Yeni bir parçacığın ortaya çıkmasına izin verecek bir teori lazım. Bu nedir? İzafiyet teorisiyle birleşmiş kuantum fiziği. İzafiyet teorisinde çok bilirsiniz, meşhurdur. Enerji maddeye dönüşebilir, madde de enerjiye dönüşebilir. Parçacık sayısının korunması hiç kimsenin umurunda değildir. Öyle değil mi? Yani başlangıçta iki tane elektron var, sonunda da illa iki tane elektron olacak diye bir şey yok. Başlangıçtaki elektronların kinetik enerjisi yeterliyse, hareket enerjileri yeterliyse, sonradan istediğiniz sayıda yükü korumak şartıyla elektron, pozitron, başka parçacıklar da çıkarabilirsiniz. Zaten İsviçre'de ne yapıyorlar? Hareket enerjisini alıp maddeye dönüştürüyorlar. Yani hareket enerjisi maddeye dönüşüyor. Şimdi atomun ışık yayabilmesi için demek ki izafiyet teorisine ihtiyaç var. Özel görevlilik teorisi.
ışık yayması. Yani aslında bunu direkt şey olarak da görebilirsiniz. Eskiler, Newton zamanında ya da hangisinde renk nedir diye anlamaya çalışıyorlar. Bu onun devamı aslında. Renk nedir sorusu sizi buraya kadar getiriyor. Renk dediğiniz şey nedir? Işık yayması için özel görevlilik artı kuantum fiziği. Kuantum fiziğinde F eşittir ama yok. Onun yerine Schrödinger dalga denklemi var. Pozisyon yok. Bir dalga fonksiyonu var. Temel parçacıkla ilgili bilgi bir noktada verilmiyor. Bir dağılım olarak veriliyor. İhtimal dağılımı vesaire. Şimdi ona çok fazla girmiyor. Ama bu ikisinin birleşmesi gerekiyor. Bu nokta çok önemli. Bakın, yüksek hızlardan bahsetmiyorum. Atomun içerisinde, özellikle hidrojen atomun içerisinde yüksek hızlardan bahsedemeyiz. Çok böyle çekirdekli, çok elektronlu atomlarda yüksek hızlardan bahsedebiliriz ama hidrojen atomunda kaba bir tabirle elektronun hızı 2000 km bölü saniye. Yüksek değil yani. Yüksek gelebilir size de değil. Işık hızı 300 km. Nereden çıktı özel görevlilik? Atomun ışıma yapmasını açıklayabilmek için. Şimdi bu ikisi birleştiğinde, bunlar prensipler aslında. Özel görevlilik bir prensip. Diyor ki, ışık hızı maksimum hızdır veya bir maksimum hız vardır, onu aşamazsınız. Dolayısıyla hızları toplarken ona göre düzgün bir formül bulun, onunla toplayın. Diğer teorileriniz de ona uygun olsun. Böyle bir prensip olarak. Kuantum fiziği de bir prensip. Onun prensipleri daha birazcık daha karmaşık ama temelde şunu düşünebilirsiniz. Yani pozisyon ve hız bilgisi yerine sadece diyelim pozisyona ve zamana bağlı kompleks bir fonksiyon. Böyle bir şey. Şimdi bu iki teoriyi birleştirmek ne demek? Bu iki teorinin prensiplerini alıp yeni teoriler oluşturur. Tamam mı? Şunu sorabilirsiniz. Böyle bir tane mi teori var? Onlarca mı teori var? Binlerce mi? Sonsuz mu teori var? Sonsuz teori varsa bu işi bırakalım. Çünkü hangisi doğru olacak? Öyle değil mi? Veya birkaç tanesi doğruysa diğerleri niye yanlış olacak? Onu bilmiyoruz. Şimdi bu ikisini düşündüğünüzde arkadaşlar daha önceki seminere katılanlar için tekrar olacak bu kısım. Bu ikisini düşündüğünüzde karşınıza çok muazzam bir şey çıkıyor. Çıkan şey şu. Birincisi parçacıklar noktasal oluyor. Temel parçacıklar noktasal olmak zorunda. Noktasal olmayan şeylerde relativite çok aslında direkt anlayabilirsiniz. Noktasal olmayan bir cisim düşünün. Onu ikiye bölersiniz. O kısmına temel parçacık dersiniz. İkiye böldüğünüz hala noktasal değilse bir daha ikiye bölün. Kaba bir şekilde söylüyorum ama özel görevlilik noktasal olmayan şeyler için absürt sonuçlar veriyor. Şöyle düşünün. Bunu alın. Bu noktasal değil. Öyle değil mi? Çok çok iyi. Ve bunun eğilemez, bükülemez bir şey olduğunu düşünün. Tamam mı? Eğilemez ve bükülemez. Alın. Fizikte yine var olamayacak bir şey sunuyorum size. Eğilemez ve bükülemez. Var olduğunu varsayalım. Çok hızlı döndürdüğünüzde, çok çok hızlı kendi ekseni etrafında ne olacak? Şuralar buralara göre daha hızlı dönecekleri için eğilecek. Öyle değil mi? Eğilip bükülecek. Bütün noktasal isimler, noktasal olmayan isimler de bu. Sadece özel görevlilik teorisi bile eğilemez ve bükülemez isim olamayacağını söylüyor. Zaten anlarsınız. Bir yer dönerken diğer yere bilgi ışık hızıyla gidiyor. Bir süre alıyor. Şuralar buraların döndüğünü bir süre sonra fark ediyorlar. O yüzden geride kalıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu öne gidiyor. Bunlar biraz geride kalıyor. Öyle değil mi? Şimdi temel parçacıkların noktasal olması çok. Birinci şartımız bu. İkincisi, temel parçacıklarda daha önce etrafta hiç karşılaşmadığımız bir özellik var. Kesikli değerler alan bir özellik. Spin özelliği. Bunu şey düşünebilirsiniz. Bunun gerçekten klasik bir analoğu yok ama
Şu an için kabaca dönme gibi düşünün. Sanki yani gerçekten dönseydi de aynı etkileri verecekti ama bu özelliğin özellikle manyetik alanla etkileştirerek ortaya çıkarabiliyoruz. Yani elektron alabileceği elektron noktasal ama mecburen böyle çizebiliyorum. Elektronu alabileceği bir özellik. Ekstradan bir özellik. Özellikleri de biz etkileşerek anlayabiliyoruz. Kütle özelliği, yüz özelliği cisimlerle etkileşerek anlayabiliyoruz. Spin özellikleri. Bu spinler 0, 1 bölü 2, 1, 3 bölü 2 bu şekilde gidiyorlar. Kesikli değerler almak zorundayız. Sadece şu iki teoriyi beraber düşündüğümüzde, bu iki prensibi beraber düşündüğümüzde bunlar kesikli bir şekilde değerler alıyor. Ama sonsuza kadar gidiyor. Tamam mı? Bir de kütle özellikleri. Tabii yükleri olabilir. Başka türlü özellikleri de olabilir. Onlar şu an çok ilgimizi çekiyor. Onlar dursun. Yükün yanında başka sayıları da olabilir. Şimdi arkadaşlar, bütün bu parçacıklardan etrafta var olabilmesi lazım. Bir şey teorik olarak mümkünse ve o şeyi oluşturmak için sonsuz enerji gerekmiyorsa, sonlu enerji gerekiyorsa muhakkak oluşur. Kuantum mekaniğini ihtimal hesaplamaya göre. Dolayısıyla şu yukarıdaki parçacıkları da oluşturabilmemiz lazım. Ama bakıyoruz ki şu ana kadar bulunan parçacıklar 1 bölü 2 ve 1 spinlerine sahip. 1 bölü 2 elektron, kuarklar, proton temel parçacık değil ama onun da 1 bölü 2. Sadece bu iki spine sahip. Demek ki bu prensipler yeterli değil. Bize gereğinden fazla bilgi veriyorlar. Onu nasıl halledeceğiz? Fiziğin aslında çok daha temel olan bir unsuru devreye giriyor. Belki fark ettiniz, belki fark etmediniz. Sadece klasik fiziği çalıştıysanız, Newton denklemlerini hangi enerjide çalıştığınıza göre değiştirmiyorsunuz. Yani hocanız size iki araba çarpıştılar dediğinde siz arabaları alıp çarpıştırıp, değil mi? İlk hızları ne olursa olsun V yazıyorsunuz, çarpıştırıyorsunuz. Sonradan elastik çarpışmaysa hala iki arabanız var, inelastik çarpışmaysa arabalar birbirlerine geçmiş oluyor. Ama fiziğin çok makroskopik alemde bazen unuttuğumuz çok önemli bir özelliği var. Fiziğin denklemleri hangi enerjide çalıştığınıza göre değişiyor. Yani iki tane sandalyeyi çarpıştırdığınızda eğer düşük hızlarda çarpıştırıyorsanız onlar birer sandalye olarak ayrılacaklar. Çok çok yüksek enerjilerde çarpıştırdığınızda sandalyelerin atomları birbirlerini görmeye başlayacak. Öyle değil mi? Aşırı derecede yüksek enerjilerde çarpıştırdığınızda artık Newton fiziğiyle hesap edemeyeceksiniz. Hatta ne yapıyorlar bu CERN'de? Kurşun iyonlarını, elektronları alınmış kurşunları çarpıştırıyorlar. Yani geride nötronlar ve protonlar kalmış. Onlar yaklaşıyorlar birbirlerine. Nötron ve protonların içerisindeki kuarklar o kadar yaklaşıyorlar ki kuark hangi nötrondan ve hangi protondan geldiğini unutuyor ve bir an için kuark ve işte gluon çorbası oluşuyor. Bu evrenin o başlangıcındaki şeyler. Yani hangi enerjilerde çalışıyorsanız denklemleriniz ona göre değişiyor. Dolayısıyla fizik denklemleri enerjiye bağlıdır. Çok temel bir husus. Yani zaten bunu biliyorsunuz. Gravitasyon ve şu an elektromanyetik teori bizim hayatımızı şekillendiriyor. Hiç böyle ya şu zayıf etkileşimden dolayı da hani bugün ciddi bir sıkıntı çektik demiyorum. Niye? Zayıf etkileşim bayağı yüksek enerjilerde devreye giriyor.
Kuvvetli etkileşim de öyle. Protonun içerisinde etkin. Ama kalemi düşürüyoruz. Gravitasyonu suçluyoruz. Gravitasyonla bir derdimiz var. Veya birbirimize sürtündük. Veya diyelim ki düğmenizi iliklediniz. Hangi kuvvet etkin orada? Elektromanyetik kuvvet etkin. Elektromanyetik kuvvet artı gravitasyon günlük hayatımızda bizim için yeterli. Albert Einstein için mesela bütün ömür boyunca bu kuvvetler yeterli oldu. Diğerlerini pek ciddiye almadı. Onlar çok aşağıda, küçük düzeyde falan diye. Yalnız çok enteresan, yakın zamanda bir şey gördüm. Newton'un optik kitabının hemen başlarında bir şey var. Newton diyor ki, çok küçük mesafelerde bizim gibi kaba gözlere görünmeyen kuvvetler olabilir. Vulgar kelimesini kullanmış. Bizim gibi böyle kaba gözlere kendisini göstermeyen çok küçük kuvvetler olabilir. Yani Newton'un da hakikaten yeri çok büyük. Diğer kuvvetlerde zayıf kuvvet artı işte kuvvetli kuvvet. Şimdi bakın, yüksek enerjilere çıktığınızda buraya kadar geliyorsunuz. Yani bütün kuvvetleri devreye sokmanız gerekiyor. Tamam mı? Şu soruyu sorabilirsiniz. Bizim yazdığımız denklemler, yani şu prensipleri kullanarak oluşturduğumuz denklem her neyse, teori her neyse, hangi enerjilere kadar geçerli olsun? Öyle değil mi? Biz insanlar biraz hırslıyız. Diyoruz ki sonsuz enerjilere kadar geçerli olsun. Niye? Birisi şöyle diyebilir. Ya şu enerjiye kadar geçerli olsun. E0 enerjisi ne kadar geçerli olsun dedi birisi. Tamam mı? Başka birisi de der ki ya o enerji dediğin şey gözlemciden bağımsız bir büyüklük değil. Ben birazcık hızlı giderim. Senin bu enerjini yükseltirim. Tamam mı? Ben biraz hızlı giderim. Kendi hızımı görmem. O sistemin enerjisini daha yüksek görürüm. Dolayısıyla doğru cevap yazdığınız teorilerin sonsuz enerjiye kadar prensipte geçerli olması lazım. Işık hızına bir limit var. Ama enerjiye üst bir limit yok. İvmeye de bir üst bir limit yok. Kuvvete de bir üst bir limit yok. Yani ışık hızı buradaki temel şey. O zaman şuraya geri dönüyoruz. Diyoruz ki bu ikisinden oluşturacağımız teoriler istediğimiz derecede yukarıdaki enerjilere kadar geçerli. Bu çok mantıklı bir şey. Tamam mı? Yani bir yerde keserseniz insanlar şunu sorarlar. İyi güzel de ondan sonraki teori ne? Teoriler bitmiyor ya. Öyle değil mi? Ondan sonraki teori nedir? Çok enteresan arkadaşlar. 30-40 yıl sürüyor tabii ki bu şeyi oluşturmak. Eğer o şartı da koyarsanız şu çıkıyor. Sadece şunlar. Spini 0 olan parçacıklar var olabilir. Spini 1/2 olan parçacıklar var olabilir. Spini 1 olan parçacıklar var olabilir. Spini 3/2 olan parçacıklar var olabilir. Diğerleri var olabilirler mi? Hiçbir şeyle etkileşmezlerse, bize uğramazlarsa, bizi rahatsız etmezlerse var olabilirler. Ama öyle bir varlıkla bizim işimiz olmaz. Çünkü etkileşip test edemiyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla bakın, sadece şu iki prensip artı fizik teorileri yüksek enerjilere kadar geçerli olmalıdır prensibi size temel parçacıkların alabileceği etiketleri sınırlandırır. Şimdi az önce dedim ki gözlemlenenler bunlar. Mesela elektron spini 1/2, foton spini 1. Spini 0 var olabilir. Hatta en basit teori bunun için yazılabiliyor. Ama ortalıkta yok. Yakın zamana kadar. Yani 2012 yılına kadar spini 0 olan parçacık yoktu. 2012 yılında bu Higgs parçacığı bulundu. Spini 0 olan parçacıkta dönmeyen parçacıklar ekranı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Manyetik alanla etkileşmeyen bir parçacık. Aslında o da yanlış oluyor. Şunu söyleyebiliriz. Spini hiçbir dinamik değişken olarak görebilirsin. Bulunabileceği birkaç hal olarak düşünebilirsin.
Tamam mı? Bu skalar parçacık şey gibi. Şuradaki sıcaklık gibi. Yönü yok. Vektör gibi değil. Bu spinli bir olan parçacığın bir yönü var. Bir büyüklüğü var. Spinli bir bölü iki olan parçacığın da iç bir bulunabileceği haller var. Tamam mı? Spinli sıfır olanı yoksa gerçekten buradaki sıcaklık gibi. Öyle bir şey. Şimdi insanlar sadece bu var olabilir diye peşine düşmüş değiller arkadaşlar. Yani bir şey var olabilir, hadi Amerika'da yatırdılar, 2 milyar dolar para yatıralım, sonra kestiler. 10 milyar dolar bir bütçe vardı, 2 milyar dolar harcandıktan sonra kestiler. Süper çarpıştırıcı yapacaklardı. Sadece var olabileceği için değil, çok daha temel bir şey var. Onu anlayabilmek için. Şimdi bir kısım çekirdekler kararsız. Kararsızlıktan kastım şu. Nötron protona dönüşüyor. Bir elektron yayıyor ve başka bir daha kararlı hale geçiyor. Nötron proton artı elektron artı başka bir parçacık. Çok önemli değil. Çok sıradan bir bozulma gibi. Ama yıldızların yanmasında da önemli olan bir bozulma. Buna beta bozulması diyoruz. Parçacığın kimlik değiştirmesi. Zaten bu da çok enteresan. Başlangıçta söyledim ya, yani parçacıklar kimlik değiştiriyorlar. İnsanlar başlangıçta anlayamamışlar. Ya bu nasıl bir şey? Ortada bir tek nötron var. Sonra üç tane şey birden ortaya çıktı. Tamamen farklılar. Acaba bu elektron daha önce bunun içinde miydi? Yani bu üçü beraber varlardı. Bir arada duruyorlardı da sonra dağıldılar mı? İnceliyorsunuz, böyle bir şey yok. Elektron orada değil. Elektron orada değil. Enerji yeterli, bu bozulma oluyor. Tamam mı? Şimdi bu bozulmayı incelediklerinde normal elektromanyetik teori ve kuantum fiziği açıklayabilir. Açıklayamadığı şey nedir? Elinizde 1 milyar tane nötron varsa bir kısmı hemen bozuluyorlar. Hemen. Bir kısmı bayağı bir bekliyorlar. Ama ortalamaya aldığınızda 14 dakika içerisinde yarılanmış oluyor sizin şeyiniz. Nötron sayı. 1 milyar tane nötronunuz 500 bine düşmüş oluyor. Herhangi bir nötronu eline aldığınızda ise herhangi bir tanesini, tamam mı? Size ben bir nötron hediye ettim. Şuradan kapıdan çıkmadan da kaybedebilirsiniz onu. Bir yıl boyunca size arkadaşlık veriyor. Bugünkü bulunduğumuz fizik, kuantum fiziği, size sadece ihtimalini söyleyebilir. Bakın, bunu, bu konuşmadan belki en önemli, önemli değil ama bunu kafanızda alabilirsiniz. Kuantum fiziği tek bir deneyle ilgili, sadece ihtimal söyleyebilir. Muhakkak olacak diyemez. Tamam mı? Ortalamadan bahsediyor. Tamamen ihtimal hesaplarına dayalı bir şey. Arkadaşlar bu basit hesabı, bu basit gözlemi açıklayabilmek çok uzun sürüyor. Yeni bir etkileşim, bu zayıf etkileşim ve bu zayıf etkileşimde enteresan bir parçacık rol alıyor. Bu protonun ve nötronun ağırlıkları, boş verin gel ne anlama geliyor? Bir gel, bir olsun. Kilogram cinsinden 10 üzeri eksi 27 kilogram falan. İkisi yakın birbirine. Zaten o yüzden böyle 14 dakika falan ortalama ömür çıkıyor. Yani neredeyse yakınlar. O yüzden durmaları biraz zor oluyor. Bu prosesin gerçekleşebilmesi için bir parçacık çok kısa bir süreliğine var olup yok oluyor. Hangi parçacık var? Zayıf etkileşimdeki Z parçacık. Z mi yoksa başka bir parçacık? Z. Z mi? Var mı cevaplar? Efendim? Değil. W. W. Çok yakınsın.
Bakın çok çok ilginç bir şey. Şimdi seksen hiç olayla, bak buradaki çalıştığımız enerji seviyesiyle yakından uzaktan alakası olmayan arkadaşlar, 80 giga elektron volt kütlesine sahip bir parçacık çok kısa bir süreliğine var olmalı ve yok olmalı ki biz bunu anlayalım. Tamam mı? Böyle bir parçacığa ihtiyacımız var. Bu parçacık ve bunun bu yüklü bir parçacık, o yüzden yüklü parçacıklar her zaman bir arkadaşı oluyor. Artı yüklüsü, eksi yüklüsü. Neden? Bir şekilde bizim evrende yük korunuyor. Tamam mı? Elektrik yükünde bir sıkıntı yok, o korunuyor. Bir de Z0 parçacığı, o da işte 90 civarında. Kabaca yazıyorum bunları. Sonra videoya çekiyorsunuz. Hoca rakamları uydurdu falan demeyin. Yaklaşık yazıyor. Tamam mı? Bu üç tane parçacık var olması lazım. Üç tane fizikçi ısrar ettiler. Arayın bu parçacıkları. Bunlar var. Ya tamam iyi güzel var diyorsunuz da hani kolay da bulunmuyor ki. Var olup yok oluyorlar. Nereden bulacağız bunları? 60'ların sonunda ortaya atılan bu parçacıklar 1984 yılında bulundu. Hatta artık bunlar o kadar çok üretildi ki işte Z0 fabrikası diyorlar oradaki aleti yapan şeye veya W bozon fabrikaları. Bütün özellikleri ölçüldü, kütleleri vesaire. Bu prosesi açıklamak için. Şimdi fizikte bir problemi çözüyorsunuz. 5 tane problem getiriyorsunuz genelde, tamam mı? Bir tane problemi çözdünüz, 5 tane yeni problem getiriyorsunuz. İyi güzel de bu parçacıklar oluştu. Oluşan parçacıklar kendileriyle de etkileşebilirler. Teori ona da izin veriyor. Teorik fizikçiler bunlar var olmalı dediler, bulundu. Üçü de bulundular. Ama bu parçacıklar birbirleriyle etkileşebiliyorlar. Bakıyorsunuz, bu kadar kütleli parçacıkları birbirleriyle çok yüksek enerjilerde etkileşmesine izin verecek elimizde teori yok. Tamam mı? Kütleleri var bunların. Ama basit bir örnek vereyim. Yani şu etkileşimler kabaca söyleyeceğim. Bu etkileşimler çok yüksek enerjilerde de anlamlı sonuçlar versin dediğinizde, yani ihtimaller birden fazla çıkmasın dediğinizde, elinizdeki teori buna izin vermiyor. Tamam mı? Sonra insanlar geri dönüyorlar ve sebebini aslında teoriyi yazarken buluyorlar. Sebebi de şu, bu parçacıkların kütlesi güzel deneyle bulunuyor ama bunlara bir açıklama lazım. Dört temel etkileşimin haricinde bir başka bir açıklama gerekiyor. Etkileşim gerekiyor. O da parçacıklara kütle veren etkileşim. Tamam mı? Burada Higgs parçacığı devreye giriyor. Higgs parçacığı işte kütlesi pardon, spini olmayan bu parçacıklarla etkileşerek her daim etkileşerek bunu defalarca yanlış yazıyorlar, yanlış söylüyorlar. Her daim yani şu an arkadaşlar sizin birazdan geleceğim elektronlarınız, işte kuarklarınız, benim de tabii hepimizin her daim bu alanla etkileşerek bu özelliği kazanıyor. Nasıl bir özellik? Bu aynen şunun gibi. Şu an burası hakikaten çok sıcak değil mi? Çok sıcak. Neyi kastediyoruz sıcaklıktan? Bir tane derece var, 30 var mı? 30 var mı? Nasıl bir? Sizin için yok, benim için bayağı, neyse 30 olsun, 30 derece civarında. Bakın 30 derece dediğimde herkes anlıyor bunu. 30 derece şuna karşılık geliyor. Benim bu odanın atmosferiyle olan etkileşimim bunu ifade ediyor. Ben bunu verdiğimde, ya mesela şöyle desem, adam 55 derecede yani dersinde bayağı bir etkileşiyor etrafıyla, bayağı bir etkileşim içerisinde. Şimdi geliyorlar hızlarla size çarpıyorlar. Bu etkileşimi incelemeye kalktığınızda çok karmaşık, karmakarışık bir etkileşim. Her bir molekül gelip çarpıyor. Çarpmayanlar da var. Ve bana bu sıcaklığı hissettiriyorlar. Çok karmakarışık bir etkileşim.
ama bir tane parametreyle açıklanabiliyor. Bu Higgs alanı da kafanızda şöyle canlandırın. Bütün evreni dolduran oldukça da sabit bir alan. Yani bu odanın sıcaklığı gerçekten buradan oraya çok değişir. Başka yere çok. Ama bu Higgs alanı bütün evreni dolduran bir alan. Ve bu alanla kuarklar, elektronlar ve W bozon parçacıkları sürekli etkileşiyorlar. O etkileşim popüler literatüre kütle olarak geçiyor. Aslında daha başka türlü detaylı incelediğinizde başka türlü etkileşimler de var. Tamam mı? Ama en temel düzeydeki etkileşim o. Siz mesela bir şekilde bir yerden para buldunuz, bu odanın içerisinde duran bir adamın gözüne konsantre oldunuz. Gözündeki havayla, gözün etkileşimini inceleyeceksiniz. O 25-30 dereceden farklı şeyler bulursunuz değil mi? İncelersiniz. Mesela molekülleri gördüğünüzü varsayalım. Bazen hiçbir çarpışma olmayabilir. Bazen bir sürü çarpışma olabilir. Bazen çok yüksek hızlı çarpışmalar gelip olabilir değil mi? Bazen de sadece düşük hızda moleküller gelip çarpabilir. Zayıf bir ihtimal ama bunlar mümkün. Bu Higgs durumunda da öyle. Bütün evreni dolduran bu sıvı parçacıklarla etkileşiyor. Şimdi yine şunu diyebilirsiniz. Ya bunun o kadar da bir önemi yok. Yani sonuçta çok yüksek enerjilerde ufak tefek şeyler bunlar. Yani hani olsa ne olur W bozon. Ondan daha değerli bir şey var arkadaşlar. Bu Higgs parçacı ve alanı elektronla da etkileşiyor. Kuarklarla da etkileşiyorlar. Tamam mı? Elektrona kütlesini kazandıran, elektron kütlesini kazandıran parçacık, yani bu kütle dediğimiz şey, elektron her daim Higgs'te olan etkileşimi, elektronun kütlesi de atomun yarıçapını belirliyor. Mesela elektronun kütlesi sıfır olsaydı, Higgs alanı olmasaydı, Higgs parçacığı ve elektronun kütlesi sıfır olsaydı, atomun boyu ne kadar olurdu? Hı? Evren kadar olurdu. Atomun çünkü yarıçapı, Bohr yarıçapı diyoruz. Elektronun kütlesiyle ters olan Higgs parçacığının temelde araştırılması nedeni, yani ben öyle yorumluyorum, en nihayetinde sadece basit bir rakamı açıklamak değil. Dikkat ederseniz elektronun kütlesinden ve atomun varlığından bahsetmeye başladım. Yani en azından şunu biliyoruz. Higgs etkileşmeseydi veya biz başka bir mekanizma bulamasaydık, standart model tabii çöküyordu o zaman. Başka bir mekanizma da yok elimizde. Elektronla etkileşerek yarı çapı belli olan bir atom oluşuyor. Yarı çapı da ne kadar? Yarım angstrom kadar. Sadece o değil, şey de belirliyor. İnce ayar sabiti de belirliyor. Tamam. Yani Higgs ile ilgili insanların böyle çok sevinmesi, gürültü çıkarması temel nedenlerinden bir tanesi bu aslında. Atomun varlığının açıklanmasında Higgs'in önemi çok büyük. Diğer taraftan yine yanlış anlaşılan bir şey var. O da şu. Protona gelince arkadaşlar, proton işte ömrü 10 üzeri 30 yıldan daha fazla olan, bilemiyoruz sonunu sonsunu, elektron bozulamıyor ama proton hala bir ihtimal şey olabilir. Proton kuarklardan oluşmuş. İçinde 3 tane kuark var. Bu kuarklarla Higgs parçacığı etkileşiyor. Onlara kütle veriyor. Ama bu kuarkların elektron X'ten aldıkları kütle protonun kütlesinin %1'i kadar. Burası önemli. Yani evrenin kütlesini Higgs parçacığı vermiyor. Tamam mı? Sadece %1'i kadarını Higgs parçacığı veriyor. Ama şunu sorabilirsiniz. Higgs kuarklara kütle vermeseydi bunlar protonu oluşturabilirler mi? Bu ayrı bir soru. Kuarkların kütlesinin protonun kütlesinin geri kalan kısmı bağlanma enerjilerinden. Bunlar bayağı bir yüksek hızlarda hareket ediyorlar şeyin içerisinde ve birbirlerine bir anlamda böyle yaylarla bağlılar. Hatta geçen gün
benim kuantum mekaniği dersinde kabaca hesap ettik. İki tane kuark arasındaki kuvvet 10 ton kadar. Son derece yüksek. Siz yani onu arkadaşından koparabilmek için 10 tonluk bir kuvvet uygulamanız lazım. Zaten o kadar kuvveti o kadar küçük yere uyguladığınızda yeni parçacıklar ortaya çıkıyor. Kuarkları birbirinden ayırt edemiyorsunuz. Tamam. Şimdi bunu göz önüne alırsak size şunu sorayım. Evrenin kütlesi. Evrenin kütlesi. Nereden geliyor? O biraz karışık. Evrenin enerjisi ve kütlesi. Yazımın sonunda da onu belirtti. Enteresan bir şekilde sadece %4'ü elektromanyetik etkileşim yapan, yani görebileceğimiz maddeden oluşmuş. %4'ü. %96'sı henüz anlayamadığımız konu. Bu %96'nın %70'i aslında hiç anlayamadığımız, hiç karanlık enerji formatında, işte %20 küsuru da karanlık madde formatında. Karanlık madde özellikle galaksilerin dönmelerini belirliyor. Karanlık enerji de bu evrenin hala daha ivmelenerek genişlemesini belirliyor. %4'ün, arkadaşlar evrenin kütlesinin %4'ü şu durumda, hareket ve bağlanma enerjisi. Yani Higgs'ten değil. Higgs'in derdimiz evrenin kütlesini açıklamak değil. Higgs gerçekten atomun varlığı ile ilgili bir şey. Şimdi şöyle çok acayip bir ironi çıkıyor. Uzun süre var olabilen bir evren, yani en azından 15 milyar yıldır var. 10^-18 saniye yaşayan, 10^-24 saniye yaşayan parçacıkların varlığına bağlı. Var olup yok olanlar. Çok acayip bir şey. Var olup yok olan bu parçacıklar kararlı bir evrene sebep oluyor. Beni en çok aslında şaşırtan şeylerden bir tanesi. Hiç parçacığı ortalıkta dolanmıyor. Yani hemen elimizi atıp bulalım diyebileceğimiz bir şey değil. Zaten o kadar ciddi araştırmalar sonucunda trilyonlarca proton çarpışınca birkaç tane oluşma ihtimali var. Tamam mı? Yani kuantum mekaniği kurallarına göre birkaç tane oluşma ihtimali var. Çok büyük bir ihtimalle buldular bunu. Özelliklerini tabii daha bulacak. Mesela spini sıfır dedim ben ama ölçülmesi lazım. Sorun var. Yok estağfurullah. Orada usta deneyiciler herhalde işin içine girecek. Diğer parça, şimdi parçacıkların spini varsa bu etkileşimlerde başka değerler elde ediyorsun. Yoksa başka değerler elde ediyorsun. O oluşan şeyleri çok hassas bir şekilde ölçtüklerinde onu yapabiliyorlar. Yani direkt olarak spinini ölçmüyorlar da spini varsa diye hesap yapıp deneyde buldukları ihtimallerle kıyaslıyorlar. Tamam mı? Bu W bozonunun elde ettiği enerji nereden geliyor? Yani 80 elektron volt enerji. Şimdi 80 giga elektron voltluk enerji değil aslında bu. W bozonun kimliği. Yani Higgs parçacığıyla etkileşiyor. Tamam mı? Higgs alanında var. Eğer enerji olarak düşüneceksen Higgs alanında var. Higgs alanında ödünç oluyor. Enerji ödünç almıyor. Şöyle söyleyeyim. Güzel bir soru. Arkadaşlar, fizikte biliyorsunuz paradigma etkileşim. Yani bir şeyi biz anladık dediğimizde etkileşim cinsinden ifade ediyor. Bu çok önemli. Aslında düşünürseniz bizim bir dile ihtiyacımız var. Yani neyle anlayacağız? Etkileşim şu an temel olan şey. Etkileşmek de şu anlama geliyor. İki tane fonksiyon düşünün. Tamam mı? İki tane fonksiyonu f fonksiyonuyla h fonksiyonunu aynı noktada çarptığımızda biz buna etkileştirdik diyoruz. Tamam mı? Şimdi burada x uzay koordinatları ve zaman koordinatları hepsi var. Aynı noktada aynı zamanda aynı noktada aynı zamanda bu etkileşim. Şimdi
fizikte, mikroskopik fizikte bunlar parçacıkların bir anlamda dalga fonksiyonlarına karşılık geliyor. O da bulunma ihtimallerine karşılık geliyor. Mesela bu Higgs'in o noktada bulunma ihtimali olsun. Bu da W bozonun bulunma ihtimali olsun. Tamam mı? Teknik bir neden de W bozonun yani karesi. Çok önemli değil. Ama böyle düşünün. Şimdi etkileşim bu. Etkileşim bu. Tamam mı? Böyle bir etkileşim var. Şimdi biz insanlar kütle diye vaktiyle tanımlamışız. Derdimiz onları da onları görmek parçacıklarda. Tamam mı? Öyle olunca şöyle bir şey oluyor. Eğer bu Higgs uzayda çok fazla değişmiyorsa, zamanda da değişmiyorsa, sonsuz durgunlukta bir deniz gibiyse, tamam biraz romantik olsun. Sabit bir şeyse, sabit bir değer aldı. V sıfır olsun. Tamam mı? O zaman bu bize çok tanıdık geliyor. Diğer teorilerde ne zaman böyle bir şey görsek, parçacığın dalga fonksiyonunun her neyse karesi çarpı bir tane sabit bunu kütleye indirgeyebiliyoruz. Bizim eskiden kütle dediğimiz şey parçacığın işte dalga fonksiyonunun karesi çarpı bir tane sabit. Tamam. Aslında bir yerden alma verme yok. Bir etkileşim var. Biz ısrarla o etkileşimi kütle diye yorumlamak istiyoruz. Başka bir medeniyet, tamam mı? Hiçbir zaman kütle tanımlamadan yaşayabilirler. Daha sofistike bir medeniyet düşün. Etkileşim olarak söyler, geçer. Yani nitekim şöyle düşünelim. Bu odada molekül düzeyinde gayet zeki proses eden bir varlık olsa molekül düzeyinde sıcaklığı tanımlar mı? Niye tanımasın? Etrafında herkes ayrı hızlarla gidiyor. Niye tanımasın? Öyle değil mi? Herkes ayrı hızlarla gidiyor. Yani onun gibi düşün. Bir yerden enerji alma vermedeyiz. O bir etkileşim. Ama şunu sorabilirsin. Bunlar niye etkileşiyor? Foton etkileşmiyor Higgs alanıyla. Bu niye etkileşiyor? Sorunun cevabı yok. Şimdi burada Higgs alanıyla kim ne kadar etkileşecek? Standart model bunu söyleyemiyor. Zaten benim burada bu semineri vermemin sebebi de bu. Aranızdan birisi çıksın, bu soruları sorsun ve bu sorulara cevap bulsun. Elektron belli bir şeyle etkileşiyor, belli bir katsayıyla. W bozonlar başka türlü etkileşiyorlar, kuarklar başka türlü etkileşiyorlar ve hiçbir kimse bunu açıklayamıyor. Neden bu etkileşim? Yukawa etkileşimleri deniyor bunlara. Bu halihazırdaki fizik bunu açıklayamıyor. Tamam mı? Yani çok çok değerli bir soru ama standart modelin dışında. Standart model henüz bunları üretilmemiş değil. Standart model deneycilerden birkaç parametre alıyor. Diyor ki şu seviyedeki etkileşim sabitlerini bana söyle, tamam mı? Ondan sonra bütün enerji düzeylerini de söyleyebilirim sana ama illaki deneyden data almak zorundayız. Şimdi burada da başka bir şey de var tabii. Başlangıçta söyledim. Arkadaşlar bütün kimyayı, biyolojiyi neredeyse elektronun protonu olan oranı kütlesi belirliyor. Ama bunları bu 1836'yı nereden bulacak onu bilmiyoruz. Hatta çok büyük bir kısım fizikçiler şimdi adlarını vermeyeyim. Ömürlerin sonlarında absürt teoriler yazmaya başladı. Ya mesela bir tanesi şöyle bir şey yazmıştı. Elektronun şunu açıklamaya çalışıyoruz. Gerçi açıklamaya çalıştıkları için saygı duymamız lazım ama absürt olduğunu da söylememiz lazım. Şimdi biliyorsunuz ikinci dereceden bir denklemin ikinci dereceden bir denklemin iki tane kökü olur. İngiltere'de meşhur bir fizikçi öyle bir ikinci dereceden bir denklem bulayım ki demiş. Zaten basit yani 10 saniye içinde bulabilirsiniz. Bir kökü elektronun kütlesi olsun, bir kökü protonun kütlesi olsun. İyi buldun. O denklem nereden geldi? Yani onları da bir yerlerden çıkartıyor. Şöyle ama çok güzel sorular bunlar. Elektron protona kütlesi var ama hatta daha önceki seminerlerimde de bahsettim. Daha temel bir soru var arkadaşlar. Yani bütün bir ömrü bence harcamaya değer
bilenlikli bir soru. O da proton neden var? Hidrojen atomunun varlığını açıklayabiliyoruz. Elektronla protonu yan yana koyduğunuzda en düşük enerji düzeyi hidrojen atomu. Ama 3 tane kuarkı yan yana koyduğumuzda protonun oluşacağına dair bir hesabımız yok. Protonun niye var olduğunu bilemiyoruz. Protonun niye kuvvetli etkileşimler teorisinde hidrojen atomu gibi rol aldığını bilemiyoruz. Aslında evrenle ilgili bilmediğiniz çok şey var. Yani bakın, protonun varlığı. Zaten bu soru da deklare edildi açıkça. Yapana, çözene bugün 1 milyon dolar para veriyorlar. Yani protonun kuvvetli etkileşimlerden çıkarak diyorlar, hiçbir teoride proton yok arkadaşlar. Proton elimizle oluşturuyor, elimizle kuruyor. Tamam mı? Yani öyle bir şey. Onun açıklaması da büyük bir problem. Problemin ismi bazen kuark hapsi problemi diye geçer. Bazen kuvvetli etkileşimlerin hapsi veya işte belki duymuşsunuzdur. Kızıl ötesi, kölelik veya asimptotik özgürlük diye de geçer. İsimler çok güzel. Kızıl ötesi, kölelik şey, uzaklaştıkça birbirlerini çekiyorlar, bağlılar, köleler o anlamda. Asimptotik olarak özgürler. Kuarklar birbirlerinin yakınlarına geldiklerini görmüyorlar. Uzaklaştıkça görüyorlar. Uzaklaştıkça o kadar çok sıkı etkileşiyorlar ki hesap yapma kabiliyetini değiştiriyor. Orada yok. Yani elimizde kuarklar ve gluonlar var. Bunlardan 3 tanesini yan yana getirdiğimizde kinematik olarak protonu oluşturacağımızı biliyoruz. Dinamik olarak oluşturamıyoruz. Tamam mı? Büyük patlamadan sonra oluşan parçacıklardan diyoruz. Evet. Protonların, nötronların, diğer parçacıkların da büyük patlamadan sonra zamanla oluşturma dair bir bilgi var. Ama hani nereden geldiği sorununa cevap olmaz mı? Yok. Şimdi şöyle. Çok yüksek enerjilerde, çok yüksek enerjilerde ve çok yoğun olunca parçacıklar serbest hale geliyorlar. Kuarklar, gluonlar vesaire. Soğumaya başladıkça şekil çıkıyor. Zaten bu da aklınıza kalsın arkadaşlar. Yani yüksek enerjilerde veya yüksek sıcaklıklarda her şey simetrik. Tamam mı? Güneşte hiçbir zaman çok yüksek bir ortamda hiçbir zaman farklı bir nesne aramazsınız değil mi? O kadar büyük yüksek bir plazmanın içerisinde de şöyle ne bileyim oluşmuş güzel bir kaya. Yok, her şey birbirine benziyor. Evrenin başlangıcında her şey o kadar simetrik, o kadar sıcak ki şekil oluşmuyor. Soğudukça şekil oluşmaya başlıyor. Soğudukça şekil. Hatta daha da soğudukça güzel, daha güzel şekiller oluşacak. Yani evet, belki göremeyiz ama böyle manyet sıma da bilebilir. Yani bilirsiniz, elinizde bir mıknatıs varsa, ateşi atın onu, mıknatıs özelliğini kaybeder. Çünkü bütün spinler diyelim, farklı yönleri gösteriyordur. Sonra aldığınız onu soğutmaya başladınız. Biraz da manyetik alan uygulayıp soğutmaya başladınız. Birden şekil oluşmaya başlar ve onun mıknatıslık özelliği kazanır. Şimdi şey de diyorum. Evrenin başlangıcında çok yüksek sıcaklıklarda diyelim ki 10 üzeri işte 20 kelvinler. Oralarda bir şekil veya bir protonlar da oluşmamış. Onlar soğumaya başlayınca bunlar oluşuyorlar ama bunu kinematik olarak söyleyebilirim. Böyle olduğunu biliyoruz. Dinamik olarak nasıl bir araya geldiğini bilmiyoruz. Bir anlamda helva gibi bir şey. Bakın. Su var, ne de un var. Değil mi? Ama hiç yapıldığını görmemişiz. Onlardan oluştuğunu biliyoruz. Sudan, şekerden ve her undan. Ama dinamik olarak gözümüzün önünde yapılmamış. Bilmiyoruz. Tamam mı? Biraz önemli. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Varsa bir iki soru. Burada bitirelim. Ama ya başa dönün ve sadece şunu belki hatırlayın. Mikroskopik fizik sadece hareketle ilgilenmiyor. Bu evrende nelerin olabileceğini söylüyor. Ve aslında bunlardan da hepsi bulundu. Geriye şu arkadaş kaldı. Yani bunun var olması gerektiğine dair var olması, var olabilir ama var olması gerektiğine dair ben bir argüman bilmiyorum. Dolayısıyla aranızdan birisi de bunu da gösterebilir. Ya bu
var olamaz. Tamam mı? Daha kuvvetli hesaplarla. Ya da illa var olmak zorunda. O da açık bir problem benim açımdan. Bunun üstündekilerse, şurada bir spini 2 olan bir parçacık var. Bu bizim canımızı çok yakar. Bu gravitasyonla ilgili parçacık. Gravitasyon, graviton. Ne karşılık gelen parçacık. Bunun da deli gibi var olmasını istiyoruz ama var olduğunda etkileşemiyor. Yani hiçbir şeyle etkileşemiyor. Dolayısıyla onun da bir anlamı. O da daha büyük bir probleme yol açıyor. Teorilerimiz eksik. Şu söylediğim her şey 10 üzeri 19 giga elektron volt enerjisine kadar geçer. Size aslında bir miktar kandırdım. Dedim ki güzel teoriler yazdık. Sonsuz enerjiye kadar geçerli. Harika teoriler. Prensipler. Prensipler. Bu evrende doğru değil. 10 üzeri 19 giga elektron volta geldiğimizde gravitasyon diğer arkadaşları kadar kuvvetli ve onun da orada olması lazım. Onun da kuantum fiziğini yapmamız lazım. O da çok aktif. Aslında yani 1920'lerden beri aktif bir araştırma sahası. Hiç ilerleyemediğimiz saha da burası. Diğerlerinden tamamen farklı bir konu. Ben burada kesiyorum. Birkaç soru varsa alayım. Sen, nasıl? Hocam, elektronun yer ömrü 14 dakika olduğunu söylediniz ama atomların içinde de nötronlar var. Yani atomlar stabil. Geçen gün kuantum alanlar teorisi dersinde sordum. Hiç kimse cevap veremedi bu soruyu. Sonra da hiç kimse gelip, hocam bunun cevabı nedir demedi. Şimdi tekrar soruyorum. Hala düşünüyorsunuz. Bu nasıl düşünüyorsunuz? Güzel soru. Bu nasıl düşünüyorsunuz? Basit. Nötron orada bağlı. Bağlanma enerjisi negatif. Dolayısıyla şeyin altında kinematik şeyleri, serbest bir nötron bunun serbest bir nötron çıkardığı parçacıklardan daha fazla veya toplam aynı enerjiye sahip. Tamam mı? Orada ise çekirdeğin içerisinde bağlı bulunduklarından dolayı toplam enerjileri şeye izin vermiyor, o bozulmaya izin vermiyor. Zaten bakın, bir şey olmuyorsa, aklınızda olsun arkadaşlar. Nasıl ki güzel bir şey alamıyorsanız büyük bir ihtimalle paranız yoktur. Fizikte de bir şey olmuyorsa enerjiyle ilgili bir sıkıntı var. Tamam mı? İlk aklınıza o gelsin. Enerjiyle. O serbestse yük korunumuyla ilgili bir sıkıntı var. O serbestse momentum korunumuyla ilgili bir problem var. O angular momentum, her neyse. Yani bir şey ona izin vermiyordur ama önce enerji izin verecek. Tamam. Büyük patlama var olması gereken bir şey mi, var olan bir şey mi? Bu çok güzel bir soru ya. Şimdi büyük patlama var olması gereken bir şey mi? Şu an büyük patlama ona var olması gereken bir şey diyemeyiz. Çünkü resmi bir yere kadar götürebiliyoruz. Teorilerimiz bir yere kadar izin veriyor. Şunları kabul ediyor. Yani fizik yasaları geçmişte de böyleydi. Halen böyle. Resim geriye çevirdiğinizde gerçekten bütün madde bir yerden çıkmış gibi görünüyor. Ama nereye kadar gidebiliyoruz? Tam o başlangıç noktasına kadar zaten gidemiyoruz. Fizik, teorik fizik izin vermiyor. O yüzden var olması gereken bir şey diyemeyeceğim. Ama şey çok enteresan. Yani temel fiziğin gerçekten soruları muhteşem. Zamanın başlangıcı, öyle değil mi? Bu soruyla ilgili. Zaman nasıl başladı? Nedir ve nasıl başladı? Sonuçta sen zamanın başlangıcını soruyorsun. Çok önemli bir problem. Maalesef bunlara şu aşamada işte kuantum gravitasyon teorisi olmadığından dolayı cevap veremiyoruz. Ama çok harika bir soru. Hocam, şimdi aslında yani bize de derslerde söylediniz. Üç tane yani dünyada temel olarak işte ayrılamayan ya da birbirinden çıkarılamayan şeyler vardır. Yani birimler vardır. Birisi uzunluktur. Bir zaman diğeri de kütle. Ve bizim dünyadaki bütün metrelerimiz, bütün işte kilogram birimlerimiz ya da bütün saatlerimiz kaybolsa uzunlukları ve zamanı tekrar çıkarabiliyorduk ama kütleyi çıkaramıyorduk. Şimdi bu Gibbs free enerjiyle beraber
işte şu kadar parçacığın şu kadar etkileşimiyle şu kadar bir kütle olur diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, ben orada kendimi çok iyi ifade edememiştim. Şöyle, kütleyi şu kadar hidrojenin toplamına bir kilogramdır diyebilirsin. Bunda bir problem yok. Bunu herkese anlatabilirsin. Andromeda galaksisinden gelen, ne bileyim, burnu, burada olan bir yaratığa da söyleyebilirsin. Şu kadar hidrojen bu. Hidrojeni de anlatırsın başka bir yerde. Çok büyük bir rakam diyor, değil mi? 10 üzeri 23 çarpı, bilmem kaç tane olacak. O kadar hidrojenin toplamına bir kilogram diyor. Ama pratikte kim sayacak bunları? Kimse sayamaz. Kütledeki sıkıntı şuydu. Herkesin anlayacağı evrensel bir tanım yapamıyoruz. Yoksa ve pratikte de onu oluşturamıyoruz. Kütle bugün Fransa'da orada duran bir neydi? İridyum ve bir şey alaşımı ne? Sezyum, iridyum alaşımı mı ne? Orada duruyor. Diğerlerini tanımlayabiliyoruz. İşte ışığı, sezyum atomunun filanca aralıktaki ışık yaymasının işte tersinin bilmem kaç katı dediğin zaman herkes anlayabiliyor. Sezyum atomu her yerde var büyük ihtimalle. Anlıyorlar. Metre içinde onu söyleyebiliyorum. Işık hızını tanımlıyoruz. Metreyi ışığın boyutta şu sürede aldığı yol diyoruz. Kütleyle ilgili öyle bir eksik var. Yani pratikte böyle bir pratikte yapıp sonra da kolaylıkla ölçebileceğimiz şekilde yapamıyoruz. O sıkıntı orada. Var mı başka? Hocam sicim kuramı konusunda bir şey söylemediniz. Yani bazı fizikçiler sicim kuramını pek kabul etmiyor, bazıları ediyor. Yani... Şimdi sicim kuramı kuantum gravitasyon açısından bir açılım yapan, en azından bir kısım şeylere cevap veren bir kuram. Temel parçacıkların noktasal olmadığından bir boyutlu bir objelerden oluştuğundan başlıyor. Bir boyutlu objeleri, noktasal olmayan şeyleri 3 artı 1 boyutta kuantum mekaniği yok. 3 artı 1 boyutta yaşayamıyorlar. Bir boyutlu mesela. Kuantum mekaniği artı özel görevlilik. Onları yazdım ya başlangıçta. Onlar noktasal cisimler için. Bir boyutlu cisimler için direkt aldığınızda 26 boyutta mümkün. Biraz daha uğraşıp takla attırdığınızda 10 boyuta, 11 boyuta inebiliyorsunuz. Sicim teorisi matematiksel olarak gayet iyi, sağlam bir teori ama yani cevap test edilebilir bir, şu ana kadar test edilebilir bir öngörüsü yok. Ayrıca getirdiği çok fazla problem var. Ekstra boyutlar var, bir sürü parçacık var. Sicim teorisini elimize aldığımızda bunun üstünde spinleri olan parçacıklar da var olabiliyorlar. Etkileşim olabiliyorlar. Çok güzel bir şey. Yani ben özellikle doktora sonrası araştırmacı olarak bir yılımı filan sicim teorisi üstünde araştırmalar yaparak geçirdim. Aktif çalışma yapan insanların muhakkak belli ölçüde bilmesi gerektiği bir teori. Matematiğe çok katkısı oldu ama fizikte herhangi bir problemi çözdü dersek bence abartmış olur. Fizikteki herhangi bir problemi çözdü şu ana kadar. Onu söyleyebilirim. Ama sicim teorisinin türevleri halihazırdaki teorileri anlamamızda yardımcı oldu. Mesela belki bir kısmını duymuşsunuzdur. İşte antideskitler uzaylarındaki alan teorileri filan. Ondan dolayı sicim teorisinden çok fazla bahsetmiyorum. Aslında ne hikmetse benden seminer isteyenler de her seferinde sicim teorisini istiyor. Yani bu da ayrı bir şey. Yani. Geçen sefer de hocam bizim sicim teorisini yani iyi güzel de yani bunu birinci sınıflar, ikinci sınıflar nasıl anlayacaklar onu bilmiyorum. Çünkü karmaşık bir yapısı olan bir teori. Sicim teorisinin bir güzelliği var. Serbest sicimle etkileşim, serbest teoriyi verdiğinizde etkileşimi de söylemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında o açıdan matematiksel olarak çok sağlam bir teori. Hocam peki ortada 5 tane sicim teorisi vardı. Sonra hani azalttılar falan filan. Evet. Yine fazla sayıda var. Peki bunun hangisi doğru? Hepsi mi doğru? Şimdi 97'ye kadar bunlar ayrı ayrı duruyorlar. 97'de
İkinci sicim teorisi devrimi oldu. Birincisi 84'te olmuştu. String Theory Revolution deniyor. Ona göre 10 boyuttaki sicim teorileri ve 11 boyuttaki bir süper gravitasyon teorisi 11 boyutta henüz denklemleri bilinmeyen bir M teorisi. İşte bir kısım özellikleri bilinen ama denklemleri bilinmeyen bir M teorisi de birleştiler. Yani bir M teorisi var. Denklemlerini bilmediğimiz. Edward Witten'in kafasından çıktı bu. M neye karşılık gelir? Artık siz uydurur. Matris, membran, ne bileyim, mother falan. Ne diyorsunuz? Şimdi çok aktif bir araştırma sahası. Yani kesinlikle böyle ciddiye almadığını düşünmeyin ama ben şuna inanıyorum. Bakın. Aramızda önümüzdeki yılları yoğun bir şekilde fizik çalışacak insanlar var. İleride sicim teorisi bile çalışacak olsanız katı hal fiziği dahil temel fiziği çok iyi öğrenmek. Yani ayakları yere basan kuantum fiziği. Bir atom, bir hidrojen atomu nasıl çalışır? Tamam mı? Ben öyle söylüyorum. Hidrojen atomu nasıl çalışır? Nasıl radyasyon yayar? Bunu bilmeyen bir insanın sicim teorisinde yapacak hesaplar bana lazım değil. Hidrojen atomunu öğreneceksiniz. Yani oradan başlıyoruz. Benim kendi hocam bir Japon hocaydı. O zaman söylemişti, tam anlamadım. Aslında bu da sicim teorisi çalışan bir insan. Dedi ki ya gençler çok iyiler, çok da gerçekten çok zeki insanlar var. Sicim teorisinde böyle derya olmuşlar, kuantum fiziğini bilmiyorlar. Aslında büyük bir çelişki yani. Sicim teorisi çok zor. Matematiği çünkü sadece basit türev almakla falan bitmiyor. Sicimlerde sicimler hareket ettiğinde iki boyutlu yüzeyleri tarıyor. O iki boyutlu yüzeyleri anlamaya başladığınızda topoloji, geometri, Riemann uzayları, kompleks fonksiyonlar filan derken bir sürü şey geliyor. Popüler düzeyde okuyabilirsiniz. Bir problem yok. Keyifli de olur ama sicim teorisine ben yüksek lisanstan sonra başlamanızı yapacağım. Başka var mı? Denklem hocam, PAM kodlu kişiden çıktı mı? PAM kodlu kişiden çıktı mı? Yok yok, Dirac değil. Neyse. Onun da benzeri bir şey var. Aslında Dirac çalıştığı üniversitede çalışan bir adam. Edin. Siz söylemiş olmayın da ben söyleyeyim. Hadi kaydı almış da terimleri gelip bulmasın. Ben gözükmüyorum. 301'den girmeyelim içeri. İngiliz. İran'da belli bir şey vardı hocam. Bu oranı, evrendeki bu oranı ne eşitliyordu falan. Number theory tarzı bir şey. Şimdi sihirli numara mı? Öyle bir şey koyuyordu ismini. Dark number. Dark number. Şimdi büyük fizikçilerde bu oluyor arkadaşlar. Belli bir yaştan sonra yani bu hakikaten şimdi söyleyemem. Çok şey. Hocam kamerayı kapatsın mı? Kısa bir reklam arası verelim. Çok absürt fikirler var. Yani mesela Eddington'un o fikirleriyle dalga geçmek için -273 Kelvin, pardon, -273 derece, 0 Kelvin nereden bulunur diye böyle absürt şeyler var. Ben bir tanesini biliyorum. Şimdi şu şu rakamı açıklayamıyoruz dedi. Böyle değil mi? Bir şekilde, şu an kafam çalışmıyor. Bir şekilde bu şunu 1 bölü 137'yi işte 2 ile çarpıp ondan sonra birkaç bir şey toplayıp kaç ile çarpıyor? Şimdi D eşittir -273 Celsius bulacağız. Sıfır Kelvin'i bulacağız. Nasıl yapabilirim burada? Doğru yazıyorum değil mi? -273. Bunu 2 ile çarpsak kaç? 274. Tamam. Hans Bethe ve bir arkadaşı az önceki ismi geçen fizikçiyle dalga geçmek için bakın diyor size -273'ü nasıl ispat edeceğim? 2 çarpı alfa üzeri -1 -1
Şimdi yani neyse meslektaşlarımızı şey yaptık ama hepimiz bu çukura düşüyoruz aslında zaman zaman. Bu arada iyi fizikçilerin yaşlıları bu çukura düşüyorlar da benim ofisime uğrayan çok genç arkadaş oluyor. Çok erken düşmüş oluyorlar. Onu da söylüyorum. Daha hiçbir şeye başlamadan çok absürt teoriler geliyor. Var ya masanın üstünde var şu an. Onu söyleyeyim. Tamam mı?